İç siyasete dönelim. Bakalım altılı masada neler var? Çatlak var mı sorusu vardı biliyorsunuz. Efendim, şimdi bununla ilgili yarın ilginç gelişmeler var. Kılıçdaroğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk fotoğrafı yarın Ankara'da Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınma projesi kapsamında bir programda verecekler. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da etkinlikleri kapsamında gittiği yerlerde ilginç sloganlarla karşılaşıyor. Kılıçdaroğlu'na Bozkurt Kemal sloganı. Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Ben Bahçeli değilim. Ben gerçek milliyetçiyim. Ben gerçek ülkücüyüm. Ben gerçek vatanseverim. Paçası tutuşan, korkuya kapılan Kılıçdaroğlu inadına beraber olacağız demek zorunda kalmıştır. Beraberlik inatla değil, inançla olur. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli CHP liderine yüklenirken Kemal Kılıçdaroğlu'na Bozkurt Kemal sloganları atılıyordu. CHP liderinin o anlarını Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan paylaştı. Toplumun her kesimini kucaklayan lider notuyla. Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Bir olacağız, bir olacağız. Hep beraber olacağız. Gidecekler. Hiç yolu yok. Tayyip Bey, kusura bakma. Seni götüreceğiz. Senin sorun geldi. Sözümüz sözdür. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sonuna kadar yalnızdayız. Ülkücüler olarak sonuna kadar yalnızdayız. Kılıçdaroğlu'na sizinleyiz diyen Türkeş döneminde teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığıyla İstanbul İl Başkanlığı da yapan ülkücü doktor Selim Kaptanoğlu'ydu. Seçimler öncesinde Bahçeli ile yolların ne kadar ayrıştığının göstergesi o ve beraberindeki ülkücülerin Kılıçdaroğlu'na söze ve sembole dönen desteği oldu. MHP'den Bozkurt Kemal sloganlarına tepki gelmedi. Çare bellidir. Türkiye'nin artık bu kirlenmiş, yozlaşmış saray rejiminden kurtulmaya derhal ihtiyacı vardır. Kılıçdaroğlu parti başkanlarının uzlaşması halinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğunu açıklarken bir yalvarmadığı kalmıştır. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını dış güçler belirleyecektir. Beşli çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getirecek. Öyle araya adamlar koyuyorlar. Biz masum yok kardeşim. Bu milletin iliklerine kadar soydunuz siz. Bahçeli'nin altılı masanın adayı için dış güçler göndermesi Kılıçdaroğlu'nun beşli çeteler üzerinden Türkiye'yi soyanlardan hesap soracağız çıkışı. Gerginlik her sözde tırmanırken CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'li bakan açıklamalarının İYİ Parti CHP arasında yarattığı fay hattı sonrasında Kılıçdaroğlu-Akşener ilk temasının adresi de belli oldu. Zorlu bir süreçten geçiriyor Türkiye. Evet. Zorlamalar, itiralar, birçok şey havada uçuşacak. Akşener Ekrem İmamoğlu'nu ziyarette zorlu süreç vurgusu yapmıştı. Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınmada başkent modelinin 3 yıllık sonuçlarını tanıtacağı programsa Kılıçdaroğlu'yla Akşener'i buluşturacak. O buluşma öncesinde CHP'den masanın kararına işaret eden adaylık çıkışı geldi. Milletin masasında belirlenecek Cumhurbaşkanı adayımız milletimizin iradesiyle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve bu güzel ülke artık huzur bulacak. Efendim yarın sabah Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı yarın sabah İlker Karagöz ile Çalar Saat'te pek çok soruya cevap arayacak İlker. Buluyor da ayrıca biliyorsunuz bir önceki röportaj Kemal Kılıçdaroğlu ile bayağı ülkede gündem belirlemişti. Dolayısıyla sabah Meral Akşener burada.